Galatasaray Teknik Direktörü Arda Turan burada röportaj veriyor. Futbolun içinde, sağ kenarında yeniden görüşünceye dek. Oyun devam ediyor. Arda Turan futbolu bıraktığını 16 dakika süren bir video ile açıkladı ve o videonun sonunda ileride teknik direktör olmak istediğini ima etti. Ben de bunun üzerine sevilen konseptimizi Arda için yapmaya karar verdim. Daha önce Ronaldo, Emre Belezoğlu ve İbrahimovic için yapmıştık. Bugün de Arda Turan teknik direktör oluyor. Arda Hoca ekranlarda görüyorsunuz, takım elbiseyi de giydi. Artık sokaklarda Arda abi demeyecekler, Arda Hoca diyecekler. Vallahi dostlar, bir devir kapandı diyebiliriz. Belki de Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi oyunculardan biri. Sizden bu video için 10.000 like istiyorum. Çünkü Arda 10 numara giyiniyordu. Bu yüzden kesinlikle 10.000 like yapalım. Galatasaray'ın güncel kadrosunu görüyorsunuz. Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Oliveira, Raşika. Bir sürü oyuncu eklendi takıma. İnanılmaz bir transfer dönemi geçirdi zaten Galatasaray. Ayrıca oyuna yeni sezon yaması ve Süper Lig yeni sezon formalarını da ekledim yamayla. Hepsinin linkini Discord sunucuma bırakacağım. Arda'nın kariyerine şöyle bir baktığımız zaman gerçekten ihtişamlı bir kariyer olduğunu düşünüyorum. Altyapıdan Galatasaray'a gidiyor. Ardından Manisa Spor. Sonra oradan Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir ve tekrar Galatasaray diye ilerliyor. Videomuzda Manisa Spor olmayacak maalesef. Çünkü oyunda yok. Bir dönemlerin efsane takımıdır Manisa Spor ya. Şöyle ilerleyeceğiz videoda. Galatasaray'la başladık. Ardından Atletico Madrid'e gideceğiz. Sonrasında Barcelona, Başakşehir ve en son tekrar Galatasaray'a dönüp videomuzu bitireceğiz. Her takımda bir sezon duracağız. Bakalım Arda Hoca'yla beraber neler başaracağız bu videoda. Bu sezon çok bir transfer yapmayacağız. Çünkü zaten Galatasaray iyi transferler yaptı. Biz Arda Turan olarak Türk bir genç yeteneği tekrardan takıma kazandırmak istiyoruz. Bu yüzden Ozan Kabak'ı alacağız. Bakalım Arda Hoca pazarlık esnasında nasıl gözükecek? Görüyorsunuz, Arda Hoca'ya bak. Vay vay vay, baba oturdu oraya ya. Babaya bak. 8 milyon euro önereceğim şimdi direkt. Zaten alıyoruz. Arda Turan Hoca diyor ki olur olur. Çok güzel, teklifi kabul ediyoruz. Ozan Kabak takıma geldi. Yerli bir stoper opsiyonumuz olsun istedim. Çünkü Galatasaray'ın aldığı yeni bu stoper Ross 67 rating. Hani bir tane opsiyonumuz olsun abi. Ozan Kabak gibi biri lazım bize. Videonun sonunda tekrardan Galatasaray'a döneceğiz. Bu yüzden bu sezon maksimum verimi almamız lazım oyuncularımızdan. Ben mesela Kerem'e özel olarak çalıştıracağım. Kerem'e sağ orta saha mevkisi vermek istiyorum. O öyle çalışsın. Raşika da büyük bir yetenek. 2 sezon önce FIFA 20'de Revit'lerde onu uçuruyorduk. 24 yaşındaymış o zamanlar. Zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi arkadaşlar? Wolfsburg Revit'liydi galiba FIFA 20'de. Onunla bir şeyler yapmıştık diye hatırlıyorum. Direkt olarak ilk sezonumuzun sonuna geçeceğiz. Bakalım Arda Turan Galatasaray'la ilk sezonunda neler yapacak. Haydi bakalım, şöyle Haziran ayına geldik. Galatasaray'ı şampiyon yapıyor Arda Turan. Zaten bu takım da yani şampiyon olmayacak da ne olacak abi? Özellikle oyunda baktığımız zaman reytingler falan inanılmaz. Galatasaray şampiyonluğu aldı. Beşiktaş'ta aynı puanda bitiriyorlar ha. Allah Allah. Beşiktaş'ta iyi oynamış demek ki. Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor almış. Avrupa'da zaten yoktuk dostlar. Hemen şuradan şeye bakalım. Verimlere bakalım. Kerem Aktürkoğlu 80 reytinge gelmiş. Arda ile beraber çalıştı. Arda onu kendisi gibi yetiştiriyor arkadaşlar. Kerem'i bir süperstar yapacak Arda. Olay budur. Belki Kerem'i Atletico'ya falan da götürürüz. Bir şeyler yapabiliriz. Dele Ali 23 gol atmış. Süper Lig'de gol kralı. Oha. Mertens 3. olmuş gol krallığında. Eski Galatasaraylı Belhanda'ya bak. Asist krallığında Oliveira 1. ve gol yenmeyen maçta da Altay Bayındır 1. olmuş. Bizim Muslera'mız 8. Valla bence Arda Turan'la ilk sezonumuzda başarılı olduk. Görüyorsunuz Mertens 22'ye 4. Icardi 21'e 1. Oliveira 15 asist yapmış. Baba ne yapıyorsun? Yusuf Demir 7 gol 1 asist. Torreira 5'e 3. Raşika, Mata ve geri kalan oyuncuları görüyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu kötü oynamış. Ama ona gelişim planı verdiğimiz için reytingi arttı. Dostlar, ikinci sezonumuzda Atletico Madrid'in başına geçeceğiz. Bakalım Arda teknik direktör olarak yurt dışında neler yapacak? Arda Turan Atletico Madrid'in başına geçti. Biliyorsunuz ki kariyeri orada zirve noktasına ulaşmıştı. Çok iyi oynuyordu. Zamanında Diego Simeone onu Galatasaray'da görüp keşfetmişti. Bakalım şimdi Arda kimleri keşfedecek? Kaç paramız var abi? 115 milyon euro. Tamam. Şöyle takıma bakıyorum. Sol bek almamız lazım diyecektim. Orada Lodi varmış zaten. Sağ bek alabiliriz. Sağ stoper alabiliriz. Almamız lazım. Abi orta saha da kötü ya. Aslında orta sahaya Llorente'yi çekip bir sağ kanat alabiliriz biz. Aşırı fazla eksik var yani. Hadi santrforu böyle bırakalım desen. Yine de eksiklerle dolu bir takım. Bir çözüm bulacağız. Şöyle Romero diyelim. 49 değeri var. Baba sen gel. Seni bir alalım, stoperimiz bir sağlamlaşsın önce.
Çok pahalısın ama bir şekilde alacağım seni. 65-70'e bağlarsam iyi olur. Dur bakalım ne olacak. 70 milyon euro diyeceğim. Çok mu dedim lan en baştan? Ulan boşuna fazladan başladık şeye ya. Neyse 72 milyon euro diyelim. Tamam. Bu adamın ederi bu, yapacak bir şey yok. Biraz belki de kazıklandık. Abi Felix'i veya Junha'yı falan satmam lazım ya. Mateus Junha'yı satacağım ben. Para gelmesi gerekiyor çünkü. Evet, Romero geldi. Takımın formasyonunu değiştireceğiz. Bu takım 4-4-2 oynamaz abi, onu söyleyeyim. Madem Junha'yı satıyoruz, şöyle oynayacağız. Llorente sağ kanatta oynar abi. Özellikleri yetiyor. Tamam mı? Bir tane defansif orta saha kim vardı? Kondogbia var mıydı burada? Yok. Tamam, şimdilik Saul orada dursun. Bir defansif orta saha, bir sağ bek alacağız. Bir de sol kanat almamız lazım. Çok iş var ya. Junha için 47 milyon euro. Tamam, iyi. İyi abi, gitsin. 81 ratinglik adamı ne yapacağız abi? O kadar para ediyorsa gitsin yani. Romero'cum sen şöyle stopere geldin. Sağ beki yenileyemeyeceğiz gibi duruyor. Sağ bek kalacak gibi. Kante gerçek hayatta ayrılacak diyorlar Chelsea'den. Ne diyorsunuz, alalım mı Kante'yi? N'Golo. 79 milyon euro da değeri var ha. Bizim kaç paramız var? 85. Vallahi Kante oraya çok iyi olur biliyor musun? Satın alma teklifi götürelim. Çok para isteyecekler galiba. Hocam 75 milyon euro iyidir. 130 milyon euro kardeş, ne yaptın ya? Bay bay. Arda Turan buna sinirlenir. Hocam Kessié ne diyorsun? 12 ay içinde bitiyormuş sözleşmesi. Onu kapabiliriz oradan. Dur bakayım, seneye de Barcelona'ya gideceğiz ama olsun. Ben bu sezon başarılı olmak istiyorum. 50 milyon euro vereceğim. 57 diyorlar. 52 milyon euro diyelim. Tamamdır. Çavi hocam ver yani. Ver. Senle bizim tanışıklığımız var, aferin ya. Olay budur hocam. İkimiz de eski Barcelonalıyız yani, aynen öyle. Tamam, Kessié'yi de alıyoruz. Teklifi kabul et diyelim. Şimdi abi geriye 30 milyon euromuz falan mı kaldı? Saul'u maul'u satabiliriz ya. Hocam Saul gider. Onu transfer listesine ekledim. Sailmakers gidersin. Ya Sailmakers kal sen. Seni belki oynatacağız çünkü. Abi bilmiyorum kimi satacağız, ne yapacağız. Bu adam nasıl bu yaşta lan? Daha yaşlı gözüküyor. Abi çok genç, iyi oyuncular var. Reynildo sen git. Ne yapalım abi, daha da veremeyiz yani. Takım bozulacak. O çocuklar belki gelişir birazcık. Lemar için 62 milyon euro diyorlar. Lemar'ı verirsen başka birini koyamam oraya. Olmaz. Reynildo 10 milyon. Tamam, Reynildo gitsin. Saul'a 29 milyon euro. Olur abi. Olur, o da gitsin. Böyle böyle yollayalım ki bir tane daha iyi adam alalım. A few moments later. Hocam kaç paramız var? 66 milyon euro. Şimdi sağ bek'i çözmeyelim. Sağ bek artık mecbur Molina oynayacak. Kaç yaşında bu çocuk? 25 yaşında. Gelişirsin. Gelişirsin. Biz bir sol kanat alalım. Hayırlısıyla takımımızı tamamlayalım. Pulisic'e ne diyorsun? 55 milyon euro değeri var. Bir ay içinde bitiyor sözleşmesi. Olur. Olur abicim. Pulisic'i alalım. Satın alma teklifi götür diyoruz. Hocam direkt 55 milyon euroyu yapıştıracağım. Ya aslında buna bu kadar para vermek yerine vermiyorum Plusic'e bu kadar para. Ben sol kanatta zamanında Simeone'nin Arda'ya güvendiği gibi Türk bir gence güveneceğim. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray'dan ayrılmış zaten. Allah kahretmesin. Neyse onu biz kendimiz alalım. Arda Turan eski öğrencisini istiyor. Gel bakalım. 30 milyon euro teklif edeceğim. De Paul'u istiyorlar. Kardeş ne yaptın? Aslında mantıklı ama neyse. 30 milyon euro da ısrarcıyım. 45 diyorlar. 35. Lan Pulisic'ten daha pahalıya gelecek. Neyse en azından hikayesi var. 35 dedim. Düşüneceğiz diyor. Aa, Felix'in serbest kalmasını ödediler. Dur. Dur 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 dur. Hayır 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 hayır. Hayırdır ya öyle serbest kalma ödemeler falan. 35'i kabul ettiler Kerem için. Güzel. Kerem'le bir de biz görüşme yapalım. Kerem'cim hoş geldin. Arda abin olarak ben burada seni alıyorum. Arda abine her zaman güvenebilirsin. Artık hocanım ama senin tabii ki. Geçen yıl olduğu gibi. Hoş geldin takıma. Solda Kerem. Tamam mı? Sağda Llorente. Bir de sağ bek alırız. Bu iş çözülür. Abi sağ beke de Zeki Çelik mis olmaz mı ya? Takıma iki Türk getirmiş oluruz hem. Mis gibi bir şey olur biliyor musun? Zaten paramız da aşağı yukarı o kadar kaldı değil mi? 20 milyon euroya gelsin direkt. 21 diyor. Mourinho'nun yüzü niye yok ya? Neyse hoş geldin Zeki Çelik. Dostlar şöyle aldığımız sattığımız herkesi bir göstereyim. Ardından Ocak 1'e gideceğiz. Aldığımız sattığımız herkes ekranlarda arkadaşlar. Gayet güzel bir transfer dönemi geçirdik. Kerem Aktürkoğlu'na mevki vereceğim. Şöyle kameramı da açayım. Dostlar Kerem için gelişim planına geldik. Daha gelişmeyecek diye gösteriyor ama öyle bir şey yok. Kerem'i sol kanat yapacağız önce. Sonra da sağ kanat olarak çalıştıracağız. Zeki Çelik'e de sol bek mevkisi vereceğiz. Tamam mı abi? Bu takımın Türk gençleri uçacak. Lafı uzat. Atmıyoruz. Ocak 1'e gidiyoruz. Dostlar Ocak 1 dedim ama sezon sonuna geldik çünkü Konferans Ligi'nde oynuyormuş takım. O biraz üzücü oldu. Ligi de 3. bitiriyoruz. Ya Konferans Ligi ne abi ya? Yapma ya. Copa del Rey'i almışız. Şuradan Konferans Ligi bari almış olalım. Oha! Başakşehir finale kalmış. Biz gruplardan birinci çıkmışız. Ardından bu arada Fener Arsenal'e elenmiş. Maccabi Haifa'ya yeniliyoruz, eleniyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya şu takım Maccabi Haifa'ya elendi. Bu mu yani? Bu arada Kerem hiç gelişmemiş. Maalesef bir dakika
geliyordur. Ama Kerem'e mevkisini tam şey yapmamıştık. Şöyle verince gelişecek yani. 82 oldu. İyi. Potansiyeli bitmiş. Niye anlamadım. Ya Maccabi Haifa'ya yenilmek ne demek abi ya? Arda Turan çok sinirlendi. Buna çok sinirlendik yani. Bu ekstra bir can sıkıcı oldu bu. Felix 5. Felix'e de güvendik. Hiçbir şey yapamamış. Oblak da 4. olmuş ligde. Baba ne yapıyorsunuz ya? Verimler ne alemde? Felix 27'ye 7. Lorente 19'a 6. Lino 16'ya 2. Sol kanatta Lino oynamış. Kerem'i kesmiş. Kerem herhalde sakatlandı. Kessi 6'ya 2. Garces diye bir oyuncu var. Bizim Kerem nerede? 18 maç 1 gol. Allah Allah. Zeki Çelik de 33 maça çıkmış. İstediğimiz gibi olmadı. İstediğimiz gibi olmadı maalesef. Moraller biraz bozuldu arkadaşlar. Ama yapacak da bir şey yok. En azından ligde 3. olduk. Barcelona kaçıncı bitirmiş? Barcelona 6. bitirmiş. Şaka mı bu? Bizden çok daha kötü bir kulübe gideceğiz. Arda Hoca Barcelona'ya hayırlı olsun arkadaşlar. Vay be, bir dönem gelmişti Barcelona'da oynamıştı Neymar'larla, Messi'lerle, Suarez'lerle. Şimdi bakalım ne olacak arkadaşlar. Hoca olarak geliyor bu sefer. Takımı görüyorsunuz, ben bu takımı üçlü oynatırım. Çok kanadı var. Emre Demir de burada bu arada. Bu takım üçlü oynar. Biz bu takımı hayvan gibi oynatırız. Bak De Jong orta sahada ama MDO olmaz, bekle. Çok ofansif bir Barcelona çıkaracağız buradan ya. Sadece çift forvet olması bizi bozar diye düşünüyorum. Şöyle oynatalım. Defansif orta sahamız da yoktu zaten. Koke, ya bak şuraya De Jong. Koke ile De Jong yan yana orayı kaldırır. Dest oynamaz abi. Rafinha sağ orta saha. Pjanic'e şurada bir tane kanat lazım. Aha Dembele var abi. Bak Rafinha'yı sol yap. Tamam mı? Sol orta saha olsun. Dembele sağ kanat olsun. Ya fenalar fenası bir şey oldu ya. Şuraya da Depay'ı koy. Stoper'de de Christiansen. Walker da oynar arada. Bu şekilde arkadaşlar üstüne bir de transfer yapacağız. Bütçemiz ne kadar? Hocam 138 milyon euro. Sen ne diyorsun? Buraya var ya bir hayvan getiririz ya. Harbiden iyi birini getirmemiz lazım. Dünyanın en iyi santrforlarına bakalım. Yani Barcelona'nın transfer edeceği türden bir santrfor almamız lazım. Abi mesela ben şu anda aklıma geldi bir tane buldum. Bak misalen Harry Kane neden olmasın abi? 30 yaşına da gelmiş. Hala Tottenham'da. Ya orada kupa almak için kıvranacağına buraya gel reis. Tamam Barcelona da öyle çok şey bir kulüp değil. Sen söyle. Ekstra. Özellikle son zamanlarında çok başarılı bir kulüp değil ama sonuçta bir başarı tarihi var. 2015'te neler yaptı bu takım? Tottenham'dan daha iyiyiz. Arda Hoca olarak ben bunu söylüyorum. Gel buraya Harry Kane. Bu arada bir tek Harry Kane'i alabileceğiz galiba. Ama bir tek Harry Kane bize yeter. Tamamdır, güzel. Ben bu kadronun Şampiyonlar Ligi kazanacağına inanıyorum mesela. Harry Kane gelsin, onu bir tam olarak renklerimize bağlayalım. Geldi. Dostlar Lewandowski yaşlandığı için oraya Harry Kane'i transfer ettik. İyi oldu. Lewandowski artık kaç yaşında? 35 yaşına gelmiş. Gerek yok abi. Oğlum Harry Kane'i görmüyor muyum lan ben? Ha teklif kabul edildi de. Heh şöyle yapalım, tamam şimdi gelecek. Kusura bakmayın arkadaşlar. Harry Kane hayırlı olsun. Gayet iyi bir santrfor. Orada bizim diğer oyuncularımızı da besleyebilir. Pas opsiyonlarında da gelişmiş bir adam. Şuradan Griezmann'ı da yedek olarak alacağım. Griezmann da yaşlı değil mi? 33. Başka yedek var mı? Lönge stoper yedeği olabilir. Gayet iyi bir stoper yedeği. Tamam şöyle gelsin. Oyun kendisi ayarlar zaten. Coutinho, Moutinho da var yedek. Bir sürü opsiyonumuz var. Tamamdır arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde değiliz değil mi? Lan oğlum ne kadar şanssızız ya. Geçen yıl 6. bitirdik. Konferans Ligi'ndeyiz demeyin. Bir dakika dur. Doğru, geçen yıl Barcelona 6. oldu ya. Kafayı yemelik. Gerçekten Arda Turan'ın bu şansı ne ya? Çok üzücü bir şey olur biliyor musun? Gerçekten üzücü bir şey olur yani. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Avrupa Ligi'ndeyiz en azından. Tamam. Ya en azından yani. En azından. Konferans Ligi'nde olsaydık üzülürdüm. Abi Avrupa Ligi'nde olduğumuz için ben direkt sezon sonunda... Ne? Hop! Şşş! Dembele gitmiş. Abi hayır ya. Of, serbest kalma bedelleri bu İspanya'da ne böyle? Tamam, ocağa kadar böyle idare ederiz. Depay oynar orada bu arada. Depay oynar, tamam. Ocağa kadar idare ederiz, sonra birini satın alırız. Allah kahretmesin bu serbest kalma bedellerini ya. Evet, Ocak 1'deyiz. Ligde 2. devam ediyoruz. Vallahi bir tane transfer çekmemiz şart bence. Zaten 145 milyon euro vermişler Dembele'den ötürü. Avrupa Ligi'nde ne yapıyoruz baba? Gruplardan 1. çıkmışız. Antwerp'e bak, 11 puan almış Antwerp denilen takım. 145 milyon euromuz var abi. Hayvan gibi para. Bu parayı harcarız. Bir tane sağ kanat alalım. Bu arada mantıklısı o. Hah şöyle olsun yani. Rating anlamında bir farkları oluyor mu? Depay sağ kanatta daha iyi oynuyor nedense. Şimdi abicim. Nedense değil bu arada, çünkü burada sol orta saha olduğu için daha kötü oynuyor. Şöyle yapsak. Ferran Torres sağ kanat oynasa, buraya başkasını alsak iyi olur. Bir ofansif orta saha da alabiliriz. Aslında çeşitlilik olmuş olacak ya. Bir Bernardo Silva gider biliyor musun? Zaten söylentiler de vardı. Hocam bir Bernardo Silva iyi gider ya. Dembele'yi kim almış peki? Bizim planlarımızı bozdu. Liverpool. Allah.
Allah Allah. Ben de Salah'ı alayım, hayırdır? Muhammed Salah kaç yaşında? 32 yaşında. Ben de Salah'ı alırım. Ha, gel bakayım gel. Gel bakayım. Salah'ın bir ara La Liga iddiaları da olmuştu. Olmadı değil bu arada. Evet, Muhammed Salah'ı alacağız. 100 küsür milyon euro verir alırım abi. Keyfime bakarım. Gel 120 milyon euro. Arda Hoca Muhammed Salah'ı takıma katıyor. Bu arada bu adamı da nasıl ikna edeceğiz Avrupa Ligi'ne gelmeye? Oyunda bu şeyler belki daha gerçekçi olabilir. Onun modu var değil mi? Strict şey, sıkı pazarlık modu FIFA'da öyle bir şey var. Salah teklifi kabul edildi. Tamam, teklifi kabul et. Ter Stegen ayrılıyor diyor. Nereye ayrılıyor? Sözleşmesini uzatırım şimdi ya. Oo, bak bak bak, ayrılmaya karar verdi. Sen git zaten. 32 yaşındasın. Fena, Alonso. Tamam, bunlar gidebilir. Biz takımdan ayrılacağız ama vefasızlık da yapmayız yani. Seneye Başakşehir'deyiz biliyorsunuz. Gerçek hayatta da Arda Turan'ın kariyeri öyleydi. Gerçekten yani Arda Turan da öyle bir düşüş yaşadı ki. Çok düşüş yaşadı yani. Bu şekildeyiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Sezon sonuna gidiyoruz direkt. Zaten Avrupa Ligi'ndeyiz. Ya bunu tek tek şey yapmanın anlamı yok. Keşke Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık. Maalesef olamıyoruz işte. Gidelim sezon sonuna. Evet. Haziran'a geldik. Şampiyon oluyoruz Barcelona'yla. Olay budur. Arda Hoca şampiyon yapıyor takımı. Copa del Rey alıyoruz. Alıyoruz gayet iyi. UEFA Süper Kupası'nda yoktuk. Avrupa Ligi. Abi Paris Saint Germain, Leipzig falan, Şampiyonlar Ligi mi bu ya? Paris elemiş bizi. Galatasaray'ı elemişiz bu arada. Oha. Arda Turan videosunda en olmaması gereken şey olmuş yani. Neyse, Galatasaray da Fiorentina ile oynamış, Fatih Hoca'nın eski takımı. Ne oluyor abi bu videoda? Allah Allah. Bak bizim Lech Poznan'la oynamamız da ilginç. O da takımımızdaki Lewandowski'nin eski takımı. Abi her şey iç içe. Böyle şey diziler olur ya. 90-100 bölümlük diziler olur ya. Onun akrabası çıkar, o bir şey olur, bilmem ne, evli olur falan filan. Resmen öyle bir şeyler yaşadık. Takımı görüyorsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi takımı çıkmış karşımıza. Onu da elememiz lazımdı. Yapacak bir şey yok. Harry Kane 26 gol atıyor. Gol kralı oluyor La Liga'da. Asist krallığında Ferran Torres var ve gollenme maçta Ter Stegen ikinci. Tebrik ediyoruz efendim. Baktığımız zaman Harry Kane 39 gol 10 asist. Ferran Torres 17'ye 14. Depay 14'e 3. Salah 12'ye 2, Fatih 10'a 6 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Gayet güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Arda Turan emin adımlarla teknik direktörlük kariyerini yükseltmeye devam ediyor arkadaşlar. Büyük hoca oldu. Büyük hoca oldu harbiden. Önümüzdeki sezon Başakşehir'deyiz. Türkiye Ligi'nde yine şampiyon olmak istiyoruz. Bakalım ne olacak. Arda Turan yeni sezonda Başakşehir'in hocası oldu. Türkiye'ye dönüş yaptı. Bakalım burada nasıl başarılar elde edeceğiz. Takımımız böyle. James Rodriguez'e dikkat çekiyorum abi. Babayı almışlar ya. Başakşehir'e gelmiş adam. Hala şutu, pası ve driblingi çok iyi gözüküyor. Ama diğer özellikleri çok kötü. 33 hızlanma ne demek abi? Neyse, bir şeyler yapacağız artık. Sol kanatta bir deniz sürücümüz de var. Bak burada başka bir adam da var. Orta sahamız bence çok iyi. Hiç transfere gerek yok. Santfor almamız lazım. Bir de kaleci almamız lazım. En büyük ihtiyaçlarımızın bu olduğunu düşünüyorum. Ama 13 milyon euromuz var işte. Ne yapacağız bilmiyorum onu. Şurada bakayım. Scout raporu bize ne önermiş? 71'lik şey olmaz. Biz önce kaleciyi halledelim. Kaleciyi, Türk bir kaleci. Mesela Berke Özer'e ne diyorsun? Biraz gelişmiş olabilir. Bence iyi bir opsiyon bizim için. 74 rating. Gelsin abi, Türkiye'de oynasın Young Boys'da oynayacağına ya. Hem eski Fenerli değil mi? Başakşehir direkt alır. Tamamdır, satın alma teklifi götürelim. Emre Belezoğlu'ndan sonra teknik direktör olarak Arda Turan geliyor Başakşehir'e. Ve şimdi Arda Turan'ın ilk transferi burada Berke Özer oluyor. Arda Hoca'ya bak. Tamamdır, Berke Özer gelsin. Gayet iyi bir transfer yaptık. Biraz belki fazla para ödedik. Ama yapacak bir şey yok. Berke Özer geliyor. Satabileceğimiz de çok oyuncu olmadığını görüyorsunuz zaten. Ya bir de santrfor almamız lazım ya. Kane kaç yaşında? Dur bakayım. Santrfor alsak iyi olur. Onu satıp üstüne para ekleyip belki santrfor alırız. 70 ratingle geçmez abi Süper Lig. Şu orta sahanın 20 milyon euro değeri var. Çok iyi bir adam. Aslında satıp birini alabiliriz. Ama bu iyi adam buraya gelmişken oynasın ya. Önünü kesmeyelim. Kane için teklif var. 2.600. Olur abi, git. Biz 7 milyona 8 milyona bir topçu alırız şimdi. Kenny için bir transfer teklifi daha. 2.750. Ulan Burak Yılmaz oyunda futbolu bırakmıştır da. Bırakmasa alırdık var ya, güzel olurdu. Arda arkadaşını transfer etmiş olurdu. Rodriguez için 8 milyon euro teklif var. Satılır aslında ama dünya yıldızı takımda kalsın ya. Görelim yani onu Süper Lig'de ne yapacak. Şu anda iki tercihimiz var. Ya Danny Ings ya da Mehdi Taremi. İkisi de aynı yaşta, aynı reytingde. Danny Ings'in ofansif çalışma oranı yüksekmiş. Ben açıkçası Ings'in Süper Lig'de ne yapacağını çok merak ediyorum. Sözleşmesi de 1 yıl kaldığı için hani düşük bir fiyata onu alabileceğiz. 8 milyon euro gibi bir ücret önereceğim. 13 milyon euro diyorlar. Birazcık pazarlıkla biz Ings'i alabiliriz bence.
9 milyon euro diyelim. Alamasak bile Taremi'yi alırız abi. 9-5 Arda Turan'a bak, nasıl pazarlık mimiklerini görüyor musun? Sağa sola bakmalar falan. 1600 kabul edelim direkt. Umarım Ings'le de anlaşabiliriz. Bence çok güzel bir transfer olacak. Oyunda Premier Lig'de o reytingiyle bile, hani düşük reytingiyle, 80 reytingiyle gol kralı olduğu oluyordu. Bakalım Süper Lig'de bu yaşında gelip neler yapacak Ings. Hocam 100 vereyim sana maaş. 100 maaş al yani, tamam. Arda Turan takıma yıldız getirdi. Eski bir yıldız olduğu için onun da hani futbol camiasında bir karşılığı var tabii ki. Bu yüzden bu tarz transferleri iyi yapabiliyor. Reis Ings'i getirdi direkt. Umarım Başakşehir'le bir şampiyonluk yaşayabiliriz. Kaleciyi yeniledik, santrforu yeniledik. Takımın geri kalanı zaten yeterliydi. İki tane yıldızımız var. Rodriguez ve Ings. Acaba ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Sezon sonuna doğru simüle ediyoruz. Arda Hoca Başakşehir'le kupa alıyor. Ziraat Türkiye Kupası bizim ama şampiyonluk gelmemiş. Galatasaray şampiyon. Seneye oradayız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Ulan... Kariyerinde eksik şu Şampiyonlar Ligi. Daha önce Atletico ile Avrupa Ligi kazandı Arda Turan. Seneye Şampiyonlar Ligi olur mu be? Bir umut. Dur bakalım. Ziraat Türkiye Kupası'nı aldık. Her kulüpte bir kupa kazandık bu videoda. Bence Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyeri için güzel oldu. Konferans Ligi'nde falan mücadele ettik mi abi? Avrupa Ligi. Hiç bakmadım onlara. Hani simülasyona bakmayayım diye. Hiçbir yerde yokuz baba. Olabilir. Olabilir, tamam. Avrupa Ligi'nde hep City miti kazanıyor kardeşim. Madem onu City kazanıyor, Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanacak ya? Paris kazanmış. Geçen yıl bizi mahvettiler. Neyse dur. Gol krallığında Bardi birinci olmuş. Ardından Berisha ve Yunus Akgün'ü görüyoruz. Bizim Ings'imiz dördüncü. Asist krallığında orta sahamız Kostopias. Yunan orta saha. İsmini okuyamadık artık tam. Ve gollenmeyen maçta da neredeyiz abi? Berke Özer altıncı olmuş. İyi. Fena değil. Bence Başakşehir'le üçüncü olmamız gayet güzel bir sonuç. Dani Ings 22 gol 2 asist. Biz getirdik bu adamı. Berkay Özcan 11'e 4. James Rodriguez 10'a 5. Ve geri kalan oyuncuları görüyorsunuz. Yunan orta sahamız 13 asist yapmış. Helal olsun. Başakşehir'de de güzel bir tecrübe edindikten sonra artık Galatasaray'a geçebiliriz diye düşünüyorum. Şu piyasa değerlerine de bir bakın. Helal olsun. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi gelir mi Arda Hoca? Haydi bakalım. Arda Turan tekrardan Galatasaray'a döndü. Bu sefer ilk yılına göre daha tecrübeli bir teknik direktör olarak döndü. Ki ilk yılında da şampiyon yapmıştı takımı, değil mi? Ya bak, bu sene neler yapacağız acaba? Abdülkerim Bardakçı'yı görüyorsun. Artık 31 yaşına gelmiş adam. Seneler geçti sene. Neler? Takım da öyle bir hal almış ki pek transfere ihtiyaç yokmuş gibi duruyor yani. Baksana şu ana. Morutan 78 rating. Yunus Akgün'ü görüyorsun. Mustafa Muhammed. Haraslin diye bir oyuncuları var. Şöyle yapsak nasıl oluyor? Morutan her türlü iyi oynuyor abi. Ya bilmiyorum nasıl transfer yapacağız ya. 28 milyon euromuz var. Yaparız. Güzel transferler yapabiliriz. Hocam serbestlerde Meyer varmış. Bunu kesin alacağım. Scout hocalarımın bana önerdiği oyuncuları direkt kapıyorum. Anında. Havada kaparım. Kamara Mamara gelsin abi. Orta sahaya ihtiyacımız var. Takım dolsun biraz. Daha iyi bir kaleci mi alsak ya? 76'lık genç kalecimiz var ama çok daha iyi bir kaleci alabiliriz. Şu oyuncuları kabul edelim. Meyer iyi olacak. Bak ona güveniyorum. Kamara da gelsin. 3 oyuncuyu aldık. Gayet güzel. Ben ilk 11'i şu oynayış biçimini de biraz değiştirmek istiyorum. Takımı şöyle oynatacağım ya bu sezon. Böyle oynasın abi takım. Oliveira merkezi orta saha olacak. Şikri yanında defansif orta saha. Gel oğlum Meyer. Meyer sen iyi adamsın. Şutun mutun düşük ama oynarsın orada. Haraslin yedeğe çekilecek. Hatta Haraslin'i satabiliriz bile. 30 yaşındaymış. Oradan iyi para gelirse ona göre transfer yaparız. Haraslin kardeş maalesef satacağız seni. Şikri'yi satamıyorum. Orta sahada 81'lik adam işimize yarar. Hatta sözleşmesini yenileyelim Şikri'nin. Şükrü Reis diyeceğim Şikri'ye artık. Şükrü olsun onun ismi. Şu Mason Plat'ın da sözleşmesini yenile. Abi bu adam iyi adam ya. Bu adam iyi adam. Ha Sasha Boy'u alıyor Azi Alkmaar. Durun daha yeni geldik ya. Allah Allah, hemen serbest kalma bedelini ödüyorlar adamı. Sakin olun biraz. Haraslin için transfer teklifi 13 milyon euro. Brighton'a gidiyor adam. Gitsin abi. Bizim kanadımız var. Biz başka transferler yapmamız gerekiyor. Vegas'ı vermem. Vegas'a 24 milyon euro, onu vermem. Okan Koçuk için serbest kalma ödenmiş. Ödensin abi. Sorun değil. Okan Koçuk'u yollayabiliriz. Boa'yı almak istiyorlar. Vermeyeceğim. Abi iyi oyuncularımızı almak istiyorlar ya. Veremem ki. Veremem bunları. Bu başarımız için önemli yani. Bu adamlardan daha gelişecek olanlar da var. Haraslin de satıldı. 44 milyon euro geldi ha. Ne alsak? Santfor'da Mustafa Muhammed'e güveniyorum. Orta saha olarak Mitchum'uz da var. Hatta Mitcho'yu koyarım Oliveira yerine. Orada pres yapar. Bogdanovic diye bir sol kanadımız da var. Her şey iyi gidiyor ya. 85'lik falan bir kaleci alabilirsek harika olur. Kobel mesela var ya, tam ilaç biliyor musun bize? Ama işte para açısından nasıl? 54 milyon. Kobel'i alsak var ya. Dur bakayım.
Kendi kalecimizi verip üstüne belki alırız. Bir ihtimal yani, aşırı zor bir ihtimal ama. Zamanında Muslera gelmedi mi kardeşim buraya? Ver şu platı. 46 milyon euro verebilirim ya. 82 istiyorlar, daha neler daha neler. Platı da kabul etmiyorlar. 54 diyeceğim. 82'de ısrarcılar. Hocam yok, 54 de son teklifim yani. Veri alamıyorum yok. Yani nereden nasıl kaleci bulacağız ya? Bittik biz ya. Hocam mesela Onana hani olabilir. Değerlendirilebilecek opsiyonlardan biri çok gelişmediyse. Harbiden olabilir 36 milyon. Vallahi olur Onana. Çok da güzel olur biliyor musun? Bayram ettik şu an, bayram. 36 milyon euroya Onana'yı alacağız. Abi var ya, manyaksın sen. Sen manyaksın. Arda Turan Hoca çok büyük bir transfer çözdü. İşte bu. Onana'yla görüşsünler. Birazcık ilerletelim. Yusuf Demir'in ne yaptığını merak ediyorum bu arada ya. Bunu almayacağım ama Yusuf Demir'in ne yaptığını harbiden merak ediyorum. Onana'yı kabul ettik, takıma kattık. Zaten transfer bütçemizin büyük bir bölümünü harcamış olduk. Yusuf Demir de 82 reytinge gelmiş. Bournemouth'ta oynuyor ha. Allah Allah. Ben şimdi Ocak ayına kadar başka bir transfer yapmak istemiyorum arkadaşlar. Paramız da cebimizde kalsın. Ocak ayında duruma göre birilerini alırız. Zaten bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan da çıkar. Her şeyi yapar. Morutan'a falan mevki vereceğim. Bu sene bu mevki işleri bizim için önemli. Babacım sen sağ bek çalış. Devam. Boey. Boey'cim gel. Hala 80 olamamışsın. Sen bir 80 rating ol. Senin bıyıklarına kurban. Şu bıyıklara bak. Mustafa Muhammed kendi çalışsın. Kanatları çalıştıracağım sadece. Evet, Morutan. Morutan sol kanat çalış. Tamam mı baba? Oliveira zaten yaşlandı. Yunus Akgün de Freiburg ilgileniyormuş. Babacım ne yapacaksınız siz? Yürüyün gidin, beni sinirlendirmeyin. Sağ kanat olsun Yunus Akgün. Oradan bir gelişim sağlar. Bunun dışındakiler de kendi gelişebilir. Bogdanovic'i de sağ orta sağ yapacağım. O da o şekilde gelişsin. Bu şekilde Ocak ayına gidiyoruz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Arda Turan'ın videodaki son sezonu bu yüzden çok çok önemli. Evet, Ocak 1'deyiz. Geriye 8 milyon euromuz kalmıştı. Takımımız ne olmuş baba? Gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz. Micho de yaşlı. 32 yaşına gelmiş. Hatta sezon sonunda bu adam skandal bir şekilde futbolu bırakıyor. Yani onun yerine birisi lazım. Oliveira oynasın bu arada ya. Burada Oliveira oynuyor herhalde. Şimdi Yunus Akgün'e sağ kanat mevkisini de vereceğim. Ve onu da ters kanat olarak çalıştıracağım. Hop, sağ kanat oldu baba. 78 rating işte bu. Çok iyi. Hocam gelişim planı diyelim Yunus Akgün'e. Bir ters kanat çalıştıralım ya. Ters kanat çalışsın. 26 yaşında ama gelişir. Takım iyi bence. Harbiden iyi bir takımımız var. Ligde birinci değiliz ama. Averajla ikinciyiz. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız? Gruplardan çıkamıyoruz abi. Olsun. Belki de Avrupa Ligi'ni kazanırız. Belki de bu bizim için bir işarettir. Arda Turan. Fatih Terim'in yakaladığı o başarıdan sonra takımın başına hoca olarak gelip Avrupa Ligi'ni kazanabilecek mi? Video şu anda buna evrildi. Ya bu arada biz simülasyona başladık az önce ama bir transfer yapsak mı acaba? Bilemedim ki. Ya birilerini alsak mı ya? Scout'umun önerdiği oyunculara bakıyorum hızlı hızlı. Hocam şöyle serbest bir adam önermişsin. Bu olur. Yedek olarak gelebilir. Abi ne şeyler var? Defansif orta sahalar var. Bunlar stoper bile oynar. Gelsinler. İki tane defansif orta saha alacağım harbiden. Bir ofansif orta saha daha var. Rekabete girer abi. O da gelsin. Belki onu almam ama. Meğer çünkü ricem bir oyuncu. Belki orta sahayı almam, ofansif orta sahayı. Hocam bir kale yedeği de çekelim şuradan. Tamam. Serbestlere bak ya. Sadece serbest rebit mi yapsak? Yorumlara yazın, istiyor musunuz? Bu arada tamamen ekrana kanalize oldum. Ekrana bakıyorum sürekli. Kafamı kaldırıp da kameraya bakmadım az önce. Tamamdır. Bu oyuncuları alsak bence yeter ya. Bunlar bize yeter. Size temsilci atıyorum. Bu Noronha'yla öbür defansif orta saha gelsin. Miranda'yla Noronha. Ofansif orta sahayı almayacağım. Bizim çocuğu kesmesin. Gerçi bizim çocuk 77 rating. Alalım yedeği olsun ya. Bol bol alalım, bir şey olmaz. Kaleci yedeği de gelsin. Sağ orta sağa da gelsin. Tamam. Yedekli olsun takım. Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz çünkü. Hah, hepsi teklifi kabul ediyor. Gayet güzel. Şöyle hepsini kabul edelim. Çok iyi oldu bu. Takıma monte olursunuz abicim. Yedeklerde adama ihtiyacımız var. Mesela bu Miranda'dan iyi stoper de olur ama Emin Bayram'dan iyi stoper olmuyor. Dur. Emin Bayram oynasın. Böyle bayağı bir mevkide de yedeğimiz var yani. Kanat yedekleri bilmem ne, hepsi var. Ama Kayseri'ye 2-0'da yenilemeyiz. Bu olmaz yani. Biz Avrupa Ligi'ni alacağız diyoruz. Kayseri'ye yeniliyoruz. Bizim ligi namağlup bitirmemiz lazım ya. Hah, şöyle Karagümrük'ü yendik. Bir daha oynuyoruz, yine yeniyoruz. Nice karşı bir maçımız var. Sıkıntı bir rakip olduğunu düşünüyorum ama neden olmasın? Neden elemeyelim kardeşim? Biz Galatasaray'ız. 2-2 kalıyoruz deplasmanda. Keşke o eski deplasman kuralı olsaydı. Şu bu arada Bogdanovic oynamıyormuş. Huzursuzmuş. Bogdanovic ismini de severim. Zamanında Fenerli basketçi vardı. Bu yüzden Bogdanovic'e şimdi sol kanat mevkisi vereceğim ki oynasın. Nice ikinci maçı. Umarım burada hayallerimize veda etmeyiz. Takım aşırı da iyi gitmiyor, anlamadım. Daha iyi olmamız lazım abi. Ratinglerimiz yeterli yani. Gel buraya Nice. Bizden kaçamazsın. Yes! Galatasaray, aldığımız serbest oyuncu coşuyor. İşte Arda'nın çıkarttığı futbolcu Afrika'dan buldu bu topçuyu be. Helal olsun. Helal olsun oğlum.
Çok gaza geldim. Yalnız bak Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışmış. Biz şampiyon olmak istiyoruz kardeşim. Wolfsburg maçına çıkacağız. Umarım Wolfsburg'u da eleriz. Ya böyle hani çok güçlü bir rakip gelmediği sürece devam edebileceğimizi düşünüyorum. Ve Arda basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Arda Turan burada röportaj veriyor. Yeneceğiz diyor, Wolfsburg'u da eleyeceğiz. Evet dostlar, Arda Turan röportajını verdi ve ilk maç Türk Telekom Arena'da 1-1. Mustafa Muhammed atmış. Sakin. Ya finale kalalım da maçı oynayalım istiyorum, biliyor musun? Bu videonun finaline bu yakışır. Boye'nin kırmızı kart cezası var. Sasha Boye. Yani yapacak bir şey yok. Bence elememiz lazım. Artık hadi yenelim şunları deplasmanda. 2-0. Meyer ve Oliveira. İşte bu. Şimdi nereye kaldık? Son 16'yı geçtik. Çeyrek finaldeyiz. Abicim lütfen çok büyük bir takım gelmesin. Manchester United gelebilir en büyük. Tamam ya. Onlarla da belki şansla falan baş ederiz, bilmiyorum. Zamanında Galatasaray'ın yenmişliği var United'ı yani. Hayırdır? Villarreal ilk maçı Mustafa Muhammed kırmızı kart. Yani var ya, her maç biri eksik kardeşim. 2-2 kalıyoruz. Vegas ve Morutsan. Vegas bir de stoper ha. Karşı tarafta da Orkun Kökçü var. Arda abisi olarak ona biraz konuşuyoruz çok iyi oynama diye. Sinirlendirmesin yani bizi. Şimdi Villarreal ikinci maçı. Bunu geçersek yarı finaldeyiz. Önceki maça eksiklerle çıkmıştık. Bu sefer eksiksiz çıkıyoruz ve kazanıyoruz. İşte bu. Raspadori falan penaltı kaçırmış. Morutsan yıldızlaşıyor. Meyer, Mustafa Muhammed hepsi gol atmış. Helal olsun oğlum. Galatasaray'ımız yarı finalde. Arda Turan Avrupa Ligi'ni kafaya taktı abi. Galatasaray'la kazanmak istiyor. Aynı Fatih Hocası gibi bu kupayı kaldırmak istiyor. Fatih Hocası yani biliyorsunuz ki kazanmıştı. Belgeseli geliyor biliyorsunuz, Fatih Terim belgeseli. Orada da zaten tekrardan izleyeceğiz bütün süreçleri. Vay 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 vay. Karizmaya bak Arda Hoca'nın ya. Hocam siz ne biçim bir karizmasınız be. Helal olsun hocam. Ya burada Meyer'in kırmızı kart cezası kötü olmuş ama Story Gaines falan oynayacak. Birileri oynar. Rakibimiz Lazio olacak. İç sahada Lazio'yu ağırlayacağız. Türk Telekom stadyumunda. Daha önce bunları yenmişliğimiz var. Bir daha yenelim. 2-2. Her maçta da 2-2 kalıyoruz ya. Bak finale bir maç kaldı. Bir maç sonra o final maçını beraber oynayacağız dostlar. Bu arada ligi de verdik herhalde. Yani Beşiktaş şampiyon olacak gibi duruyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa. Ulan haydi be, finale kalalım ya. Haydi Arda hocam. Karşıda da Dengiz Ünder var. Haydi hocam, finale kalıyoruz. Morutsan ve Bogdanovic. İlk 11 başladı Bogdanovic. Geçen hafta Meyer oynamadığı için o oynamıştı bu hafta yine. Meyer yerine Bogdanovic oynamıştı yani. Finaldeyiz ve rakibimiz Manchester United. Daha önce ülkemizden hem Fenerbahçe hem de Galatasaray United'ı yenmişti. Bu sefer de finalde yeneceğiz demek ki. Yani umarım. Bu arada şampiyonluğu verdik Fener'e yenilerek. Şampiyonluk elimizden gitti bence. Beşiktaş önümüzdeydi çünkü zaten. Kupayı da verdik, yapmayın ya. O zaman Avrupa Ligi'ni kesinlikle kazanmamız lazımdı. Bak bu videodaki maçın sonunda ya çok üzgün olacağız ya da çok sevineceğiz. Eğer Avrupa Ligi'ni kaybedersek Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyeri de buruk bir şekilde bitmiş olacak. Aynı hani oyuncuyken nasıl bittiyse burada da böyle bir ince bir üzüntü olacak içimizde. Hani daha iyisi olabilirdi diye. Umarım o üzüntüyü yaşamayız. Maçı kazanırız arkadaşlar. Korkarak lige bakacağım. İkinci bitiriyoruz Beşiktaş şampiyon. Tebrik edelim. Zira Türkiye Kupası'nda finale kalamamışız. Yani burada bizi Başakşehir toplam skorda 5-4 elemiş. Avrupa Ligi'nde finaldeyiz ve United'la oynayacağız. Arda Hoca final öncesinde burada basın toplantısına geldi. Fena bir final olacak diyor. Kazanmak istiyoruz diyor. Haydi bakalım. Hocam bir bakalım maça geçmeden önce. Avrupa Ligi'nde Sevilla çok baskınmış. Bizden kimse gol krallığında yok. Aslında Mustafa Muhammed iyi atmıştı. 5 gol atmış. Abi 5 golle adam 4. oluyor ama aslında 17. oluyor bizden Meyer. Olaya bak, herkes 5 gol atmış. Asist krallığında Morutsan. Guimaraes'le beraber 1. Gol yenmeyen maçta yokuz. Her maçta gol yedik. Lige bakalım bir de, orası da önemli sonuçta. İrfancan Eribayet 1. Bu adam kariyer modunda simülasyon canavarı. Her zaman Altay satılıyor Fener'de ve bu adam 1. kaleci olup harikalar yaratıyor. Bizim kalecimiz listede yok. Asist krallığında Muleka 1. Oğlum bu ne? Oliveira 10. Gol krallığında da Mustafa Muhammed 1 golle kaçırıyor abi. Gökdeniz Bayraktar gol kralı olmuş. Neyse, tebrik edelim. Oyuncularımın reytingi bayağı arttı. Mustafa Muhammed 26 gol, 4 asist. Oliveira 15 gol, 9 asist. 34 yaşında takımı sırtlıyor. Morutsan 15'e 11. Meyer 13'e 7. Yunus Akgün 6'ya 3. Şikri 5'e 3 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Gayet iyiyiz dostlar.
Çok iyiyiz hatta. Şurada ben Meyer'i oynatacağım, tamam mı? Karataş da iyi oyuncu aslında ha. Şunu ileride oynatıp şey mi yapsak? Neyse, bu Candido'nun hiç şutu yok. 55 şutu var. Defansta kalsın, koşsun sadece. Belki sonradan ileri çekeriz. Bu şekilde çıkacağız arkadaşlar finale. Bence ideal bir takımımız var. Kaptanlığı da Türk oyuncumuz Yunus Akgün'e vereceğim. Emin Bayram'a da verebilirdik ama Yunus Akgün daha yaşlı ya. O yüzden ona vereceğiz. Haydi bakalım, United'a karşı oynuyoruz. Arda Turan'la beraber Bastır Galatasaray. Evet, Avrupa'nın iki büyük kulübü Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Hacı şeyi vardı orada, koreografisi vardı. Keşke Galatasaraylı taraftarların yaptığı bir Fatih Terim koreografisi de bulunsa oyunda. Teknik direktör Arda Turan, Arda Hoca Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyor. Bu adam bu kupayı daha önce Galatasaray'da kazanmamıştı. O yıllarda takımda değildi. Atletico Madrid'de Simeone hocasıyla beraber kazanmıştı bu kupayı. Ve şimdi sıra Galatasaray'la hoca olarak kazanmakta. Yunus Akgün verdi pasını. Oliveira. Galatasaray tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyor. Umarım olur. Oho! Candido'dan güzel çalım. Candido kendi gitti. Ceza alanına baktı. Açtı ortayı. Mustafa Mehmet var, gelmedi ona. Rüdiger uzaklaştırıyor. Manchester United İngiltere'nin en iyi takımlarından biri. En köklü takımlarından biri. Ve bugün ona karşı galibiyeti bulmaya çalışacağız. Amine Gori'ye verdi pasını. Anthony sağdan geliyor Manchester United. Candido 93 koşuyorsun sen. Bırakma Bah'ı. Bah hayırdır Bah. Aldık orada Emin Bayram, harika müdahale. Bu çocuk Galatasaray'ın geleceği. Şimdi Morutsan Mustafa Muhammed'in önüne doğru. Mustafa Muhammed aşağıda Meyer'i gördü. Meyer 1-0. İşte bu. İşte bu oğlum, adamsın Meyer. Adamsın oğlum. Adamsın oğlum, olay budur. Meyer'e gelen pas. Meyer'in tutuşu ve bitirişi ekranlarda. Bir kere dokunup bitirmiş. Tık tık. Bu arada Ronaldo kramponları asıyor demişti az önce yukarıda. Şikrin ilk ismi Ronaldo falan mı? Anlamadım. Niye öyle bir şey oldu anlamadım. Devam edelim. Kesin o detayı benden önce fark edenler vardır. Ben söylemeden önce. Tamam, orada Emin Bayram alır. Emin Bayram da manyak oynuyor. Antony'den top kestik ya. Çok iyi geliyoruz. Tekrardan geleceğiz. Oliveira pası gördü. Mustafa Muhammed önünde. Harika pas ve gol. Mustafa Muhammed, işte bu. Arda Turan'ın Galatasaray'ı harika işliyor. Finalde daha 21. dakikada 2-1 öne geçiyoruz. Pardon, 2-0 öne geçiyoruz. Konuşmayı unuttuk ya. Olay budur. Bak Oliveira'nın pası. Bekledi. Tam var ya, adrese teslim. Aman. Ceza alanı içine doğru girdiler. Tamamdır, sakin. Sakin, çok soğukkanlı güzel paslar yapıyoruz. Şimdi sağ tarafa doğru açtı Sergio Oliveira. Harika pas. Aldık şurada Morutsan. Morutsan ilerliyor. Oynadı Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed çekti. Baktı arkadaşlarına. Muhammed o da aradan verdi. Sergio Oliveira. Olmadı. Hızı yetmedi bu yaşta, oralara giremiyor. Yalnız ileride iyi basıyoruz. Haydi oğlum, helal olsun. Bizde hocam. Hocam bizde top. Taçı aldık orada Morutsan'ın çabası sayesinde. Ceza alanına doğru girmek istiyoruz. Mustafa Muhammed açıldı biraz. Şikri. Uzaklardan bir şut. Şikri direkt. Çatalda patladı Şikri. Abi çok fena bir faul yaptık. Hocam bir daha yapmam, tamam. Bir daha yapmam hocam. Oliveira'yı bana benzetiyorsunuz ya bir de. Bana benzeyen futbolcularla alakalı bir video da yaptım. Onu da iyi butonuna koyarız unutmazsak. O da güzel bir videoydu yani. İzlemeyi unutmayın. Araya ufaktan reklamı attım. Hocam ilk yarıyı bitir artık. Hoca bitir artık. Hoca gol mü yiyelim illa hoca? Hoca! Tamam. Son bir korner herhalde. Bu ne abi ya, adamlar yükleniyor. Hocam bitiremiyor musun ilk yarıyı? Bu kadar mı şeysin yani ha? Bitir hocam. Tamam ya. Olay budur. İlk yarının sonuna geldik. Taraftarımızı görüyorsunuz. Aman güzel müdahale. Şimdi Emin Bayram aradan oynadı. Sergio Oliveira. Oliveira güzel paslar veriyor bu adam ya. Şikri sağda bomboş gördü arkadaşını. Aslında Boya'yı görmesi lazımdı. Olmadı. Hocam bu nedir ya? Uzaklaştır Emin Bayram. Çok güzel. Alırız onu. Abi koşun biraz. Hah, tamam, top önümüzde kaldı. Hocam ne oluyor? Oyun duruyor anlamıyoruz. Yunus Akgün sakatlandı. Kaptan sakatlandı. Tamam, Bogdanovic girecek. O da sol ayaklı. Aynı reytingdelermiş. Sakatlık nedeniyle zorunlu bir değişiklik yapıyor Galatasaray. Bogdanovic oyunda. Hayır. Cristiano Ronaldo. İşte o Ronaldo, bu Ronaldo'ymuş. Futbolu bırakacak olan Ronaldo, bu Ronaldo'ymuş. Tamam. Maçın başında yazdı yani Ronaldo futbolu bırakıyor diye. Candido gidiyor. Candido manyaksın. Arka alanda. Oha, o kadar da arkası değil. Haydi oğlum, güzel paslaşıyoruz. Sergio Oliveira.
Oliveira verdi pasını. Çok güzel. Ceza alanı içine doğru gireceğiz. Şöyle bir döner misin? Harika döndün. Oo hocam. Hocam istiyorum. İstiyorum oradan free kick kullanalım. Geldi. Geldi. Ah lan ya. Haydi oğlum. Uzaklaştırın direkt bitsin. Direkt uzaklaştırın. Kenarda Arda'ya bakıyoruz. Vurduk topu. Ve şampiyon Galatasaray. Avrupa şampiyonu oluyor Galatasaray. İkinci defa Avrupa şampiyonu. Arda Turan'ın kariyerindeki teknik direktör olarak ilk Avrupa kupası gelmiş oldu. Ona ana da mutlu. İşte bu. Bu maçın öyle çok hikayesi var ki. Maç esnasında kaptanımız bile sakatlandı be. Bu videoyu bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Ayrıca like ve yorum atarsanız da çok iyi olur. Hatırlatmamı yapmış olayım. Ve şimdi... Ve geliyor, kaldıracağız kupayı. Şampiyon Arda Turan ve Galatasaray. Olay budur. Bu konsepti çok seviyorum. Hani bir futbolcuyu teknik direktör yapma konseptine bayılıyorum. Bugün de Arda'yı yaptık. Umarım keyif almışsınızdır. Görmek istediğiniz şeyleri yorumlarda yazmayı unutmayın. Bence Türk futbolundan bir efsane geçti. Arda Turan bir efsaneydi bence. Hem Galatasaray için hem de Türk futbolu için. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arda Papazyan ailesi.